Hüccetül İslam, İmam Gazali Hazretleri, Mükaşefetül Kulub, Kalplerin Keşfi, Cehennem Asabı, Ekseriyetle Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin duası şuydu. Ey Rabbimiz! Bize dünyada iyilik, ahirette iyilik ver. Bizi cehennem azabından koru. Bir ara Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bir hutbesinde iki büyüyü cenneti ve cehennemi unutmayınız buyurdu. Sonra ağladı. Öyle ki gözyaşları sakalını ısladı. Daha sonra buyurdular ki nefsim kudret elinde bulunan Allah Celle Celaluhu'ya yeminle söylerim ki ahiret hususunda benim bildiğimi bilseydiniz toprak üzerinde kibirlenmeden yayı olarak yürür, yüzünüze toprak serperdiniz. Cebrail aleyhisselam bir defasında, mutaat olmayan zamanda, Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve selleme geldi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, onu karşıladı ve, Ey Cebrail, ne oluyor? Seni rengi solmuş olarak görüyorum dedi. Cebrail aleyhisselam, gelmezdim. Allah Celle Celaluhu, cehennem körüklerine emretti diye mukabele etti. Bunun üzerine Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Ey Cebrail! Bana cehennemi anlat dedi. Cebrail aleyhisselam anlattı. Allah Celle Celaluhu cehenneme emretti. Bin sene yakıldı. Öyle ki ak bir kor haline geldi. Sonra yine emretti. Bin sene daha yakıldı. Bu sefer kızıllaştı. Sonra yine emretti bin sene daha yakıldı. Öyle ki simsiyah oldu. O şimdi zifiri karadır. Ne bir kıvılcım ışıldar ne de alevi söner. Seni hak peygamber olarak gönderene yeminle söylerim ki eğer cehennemden iğne deliği kadar bir yer açılsaydı onun hararetinden bütün yeryüzündekiler ölürdü. Yine seni hakla gönderene yeminle söylerim ki eğer cehennem zebanilerinden bir tanesi yeryüzünde görünmüş olsaydı, onun yüzünün çirkinliğinden ve pis kokusundan bütün yeryüzündekiler ölürdü. Seni hakla gönderene yeminle söylerim ki, eğer Allah'ın kitabı Kur'an'da vasfettiği ehli cehennem zincirlerinden bir tanesi, yeryüzünün dağları üzerine düşseydi, onları yerin dibine çökertirdi. Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem burada dediler ki, Kafi, ey Cebrail, kalbim paralanacak, tahammül edemeyeceğim. Sonra Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Cebrail aleyhisselama baktı. O ağlıyordu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sordu. Ey Cebrail, niçin ağlıyorsun? Sen Allah'ın koyduğu ve halen bulunduğun yüksek mevkidesin. Senin için korkulacak bir şey yok.'' Cebrail aleyhisselam dedi ki, ''Bana ne oluyor ki ağlamayayım? Ağlamak bana daha çok düşer. İhtimal, ben Allah'ın ilminde şu bulunduğum halden başka bir haldeyim. Ben bilmiyorum. İhtimal, iblisin müptela olduğu akıbete ben de müptela olacağım. İblis, önceleri meleklerdendi. Yine ben bilmiyorum. Belki de Harutla Marut'un karşılaştıkları akıbetle ben de karşılaşacağım. Bu sözler üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ağladı. Cebrail aleyhisselam da ağladı. Öyle ki bu ağlayışları sürüp gidiyordu. Bu sırada bir ses işittiler. İsimleriyle onlara hitap ediyor ve şöyle diyordu: Ey Cebrail, ey Muhammed, Allah sizi kendisine isyan etmekten sakladı. Bunun üzerine Cebrail aleyhisselam ortadan kayboldu. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem de dışarı çıktı. Orada ensardan bir grup insana rast geldi. Gülüşüp oynaşıyorlardı. Onlara hitaben buyurdu ki, ''Gülüyor musunuz? Oysa ki arkanızda cehennem var. Eğer benim bildiğimi bilseydiniz.'' az güler çok ağlardınız. Yediğinizi ve içtiğinizi hazmedemez, dağlara çıkar ve Allah'a yalvarırdınız. Bu esnada Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bir ses işitti. Kendisine hitap ediyor ve şöyle diyordu. Ey Muhammed! Kullarımı ümitsizliğe düşürme. Ben seni müjdeci olarak gönderdim. Güçlük çıkarıcı olarak göndermedim.'' Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdular. Doğruluktan ayrılmayınız. Allah Celle celalihu'ya yakın olunuz. Bir defasında Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Cebrail aleyhisselama sordu. Ben Mikail aleyhisselamı hiç güler görmüyorum. Cebrail aleyhisselam buyurdu. Mikail aleyhisselam cehennem yaratılalı hiç gülmedi. Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem buyurdular. Sizin şu ateşiniz cehennem ateşinin yetmişte biri hararetindedir. Eğer o iki defa suyla yıkanmış olmasaydı ondan istifade edemezdiniz. Ve yine o ateş bir daha cehenneme döndürülmemesi için Allah Celle Celaluhu'ya yakarır. Allah ondan razı olsun. Bir defasında Hazreti Ömer derileri piştikçe azabı tadıp durmaları için onları başka derilerle yenileyip değiştireceğiz. Mealindeki ayeti okuyarak Ey Kâb! Bu ayeti bana tefsir et bakalım. Eğer doğru tefsir edebilirsen seni tasdik ederim. Doğru tefsir edemezsen yanlışını söylerim dedi. Kâb ayeti şöyle tefsir eder. Kişinin derisi bir saatte veya bir günde altı bin kere yakılıp yenilenir. Allah ondan razı olsun. Hazreti Ömer doğru tefsir ettin diyerek onu tasdik eder. hasan Basri Hazretleri ayetin tefsiri hakkında şöyle der. Cehennem ateşi onların derilerini her gün yetmiş bin defa yer. Her yediğinde eski halinize dönünüz diye hitap edilir. Onlarda eski hallerine dönerler. Ehli cehennemin dünyada en çok zevklerine getirilir. Cehennem ateşine daldırılıp çıkarılır ve "Ey Adem oğlu, dünyada hiç hayır gördün mü? Hiç nimetlendin mi?" diye sorulur. "Hayır, vallahi görmedim ya Rabbim." der. Zira cehennem asabı önceden gördüğü bütün nimetleri ona unutturmuştur. Sonra cennet ehlinden dünyada en çok sıkıntı çeken getirilir. Cennetin zevklerine iyice bir gark edilerek sorulur. Ey Adem oğlu, hiç sıkıntı ve meşakkat çektin mi? Hayır. Ben hiç sıkıntıya maruz kalmadım. Meşakkatte de görmedim der. Ehli cehenneme bir ağlama verilir. Öyle ağlarlar ki gözyaşları tükenir. Sonra kan ağlarlar. Bundan yüzlerinde bir çatlak, bir kanal meydana gelir. Öyle ki oraya bir gemi gönderilse yüzer.